arananlar benim yeğenim oluyor bir tanesi. Öbürünü tanımıyorum bayanlar. Ne olmuş Sinop burada? Bunlar gezmeye gelmişler buraya. Gezmeye geldiklerinde kayıkla karşıya geçmişler. Sandalla mı kayıkla mı neyse. Bu sandal yarı yolda bunlar bir hafif dalga oluyor. Bizim duymamız yani. Bu ara bunlar panikliyorlar. Panikleyince kayıkları su almış bunların. Su aldıktan sonra yüzme bilmiyor. Yeğenim bilmiyormuş yüzme. Öbürü yüzme bilen diyor soyunun diyor falan. Bir tanesini tutuyor kayığın üstüne atıyor. Bu ara batıyorlar işte ikisi bir batıyor. Öbürü yüzme yüzemeyince kurtuluyor. Geçmiş olsun. Ya ölü ya diri neyse artık. Bekliyorum her şeyi. Üç arkadaş buraya kayığa, burada zaten kayığımız vardı. Üç arkadaş kayığa bindik. Açıldık işte dolaşıyorduk zaten. Şu kayığın gözüktüğü yerde zaten gelirken orada dalga vardı. Dalga olunca ön taraftan kayık su alınca arkadaş panik yapınca kayığı devirdi. Devirince hepimiz suya gömüldük. İşte gömüldükten sonra işte Ahmet Demir arkadaşımız yüzmesini bilmiyordu. Onu ben kayığın üstüne çıkarttım. Bu sefer kayık da üstünde bayağı bir durduğu sürece ondan sonra kayık batmaya başladı. Kayık batınca bu sefer arkadaşımız çırpınmaya başlayınca aklıma kürekler geldi. Hemen kürekleri alıp Ahmet Demir arkadaşımın ellerine verdim ki batmasın diye. Bu sefer panikten kürekleri de kaybetti. Bu kez yanına gidip şey yapınca bana sarılıp beni de suya gömdü. Zaten bir 10-15 dakika zaten orada suyun üstünde zaten mücadele ve yoruldum zaten. İşte, o an zaten arkadaşım zaten yanımda gömüldü zaten. O an Mehmet Kurt arkadaşıma döndüm zaten. O zaten şoka girmiş galiba çünkü yani yüzmesini biliyorum diyordu bana arkadaşım. Hiç yüzem olduğu yerde duruyordu. Orada ben ona bağırarak zaten Mehmet Kurt arkadaşıma orada üstünü çıkar diye bağırıyordum zaten. Üstünü çıkartıyordum Mehmet diyordum. Yoksa çıkamayız buradan. Çünkü üstümüzdeki elbiseler zaten ağırlaştı zaten. O an zaten ben zaten suya gömüldüm zaten. Yorulmuştum zaten. O an üstümü çıkartmaya başladım. İş çamaşırlığına kaldım işte. O an Ahmet Kurt'u arkadaşımı bir sadece dalgan arasında bir kafasını görebildim. Bir daha da göremedim zaten. Yapacak bir şey kalmadı zaten. Ben de yüzmeye başladım. Ortalama bir 300 metre yüzerek karşıya çıktım. Ne tarafa? Karşı şeride mi? Şey, evet. Karşı kıyıya mı çıktın? Karşı kıyıya çıktım. İşte orada bir yarım saat zaten kendime gelemedim zaten. Şoktaydım zaten. O an orada bir şey kendimi topladıktan sonra zaten bir 10 dakika arkadaşlarıma baktım belki bir çıkan olur diye. Arkadaşlarım çıkmadı işte. Sonra oradan nereye da ben işte oradan 1-1,5 saat koşarak köye muhtara gidip haber verdim. Jandarmayı aradık işte. Olay işte bu arkadaşlar ama geçmiş olsun. Sağ olun.